II. Abdülhamit Han döneminde Japon İmparatoru olan Meiji'nin yeğeni Prens Komatsu gemiyle İstanbul'a gelir. Prens Komatsu sarayda ağırlandıktan sonra 1889'da İstanbul'a özel elçiler gönderen Japon İmparatoru ülkesinin en büyük nişanı olan Büyük Krizantem dahi pek çok hediyeyi 2. Abdülhamit Han'a takdim eder. Hediyelerle birlikte gelen bir mektupta İmparator, İslam dini, din ve teknoloji gibi konularda bilgiler gönderilmesini rica eder. Sultan 2. Abdülhamit bu mektubun üzerine saat mekaniği konusunda devrin üstadı sayılan Musa Dede'den daha önce eşi benzeri görünmemiş teknolojik bir saat yapmasını ister. Musa Dede'nin aklına ilginç bir fikir gelir. Bu saat semazen şeklinde olsun, her saat başı sema edip gong sesi çıkartsın der. Musa Dede'nin fikrini Sultan inceler. Projeyi inceleyen Sultan Abdülhamit Han, Musa Dede'den gong sesi yerine bu robotun ezan okumasını ister. Ortaya alamet çıkar. Çoğu iddiaya göre bu isim, Abdülhamit Han'ın robotu gördüğünde bu tam bir alamettir demesinden gelmiştir. Alamet, Ertuğrul Fırkateyni aracılığıyla hediyeler, özel nişanlar ve bir mektupla birlikte Japon İmparatorluğuna gönderilir. Alamet, semazen şeklinde ve yaklaşık olarak bir insan boyundadır. Her saat başı kolları ve etekleri açılır, yarım metre boyunca ezan okuyarak sema eder, ezan bitince aynı şekilde eski yerine dönerdi. Tarihi kayıtlar bu olayı, Osmanlı nişanları hediyelerle birlikte imparatora takdim edilmiştir şeklinde ele almıştır. Osmanlıca nişan kelimesiyle alamet kelimesi eş anlamlı olduğundan dolayı Osmanlı robotu alamet adeta arada kaynamış ve çoğu insan tarafından şimdiye kadar bu robotun adı dahi duyulmamıştır. Bunun yanı sıra Ertuğrul Fırkateyni'nin 450 mürettebatı ile dönüş yolunda batması bu olayı o dönem resmen hafızalardan silmiştir. Daha fazlası için abone olabilirsiniz.